bir dakika. Hocam artı dört ne ya? Bacağı mı koptu adamın? Artı dört ne? Çıkar çıkar. Herkese selamlar. Futbol Menajer 2020'de Endonezya milli takım kariyeri yaptığımız ikinci bölümüyle birlikteyiz. Şimdi Endonezya kariyerinde ilk hazırlık maçını oynayabildik ama başka bir şey yapamadık. Çünkü ikinci hazırlık maçını Laos ile oynayacaktık fakat herhalde paramız yetmedi. Laos'la hazırlık maçı yapamadık. Şimdi halk dev ekranların karşısına geçti. Ve Dünya Kupası Asya elemelerindeki ilk maçımız olan Hong Kong maçını heyecanla bekliyorlar. Biz de Hong Kong'a karşı galibiyet alma peşinde olacağız. Çünkü Endonezya halkına bir söz verdik. Ya tarih yazacağız dedik ya da tarih olacağız dedik. Bakalım şimdi Endonezya ile ilk maçımızda neler yapacağız. Hadi maça gidelim. Evet, şimdi maça geldik. Tabii maç öncesi size birkaç tane bilgi paylaşmak istiyorum. Milli takım oyuncuları kendi liginde de oynadıkları için sakatlanmalar oldu ve benim ilk maçtan performansını beğenmediğim bazı oyuncular oldu. Milli takım havuzuna baktığımda ise daha kaliteli birkaç oyuncu gördüm. Mesela bunlardan bir tanesi şu an yedekleri aldığımız Komarudin. Adı gibi çok ilginç bir oyuncu. Gerçekten maça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama ikinci yarı ona şans vereceğiz. Şimdi maça başlıyoruz. Umarım Hong Kong'a karşı güzel bir sonuç alırız. Ekranları başından, dev ekranlardan Endonezya'yı destekleyen, bize güvenen halka bir galibiyet armağan ederiz. Evet. Biz hangi rengiz ya? Ne kadar ilginç. Sanırım bizler beyaz renkteyiz. Çünkü bizim de kırmızı formamız var. Yani takımla alakasız olduğum düşünülmesin. Çünkü biz buraya tarih yazmaya geldik. Formaları karıştırabiliriz derken Spasovic golü atıyor. 1-0 öndeyiz, bu kadar yani. Bu iş Hong Kong falan dinlemeyiz. Endonezya halkı şu an sokaklarda bir bayram havası içerisinde. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Buradan da hareket bölgeleri değil de diziliş. Dizilişte kalsın ya. Evet, şimdi Hong Kong atağını izliyoruz. Funk güzel açtı topu. Mankit. İyi, bu ataktan ucuz kurtulduk. Evet, ilk yarıyı yedik. İstatistiklerin tamamı bizim aleyhimize. 12 şutumuz var, 7 isabet, %67 topla oynama. Her zamanki stilimizi oyuna, Endonezya milli takımına da yansıtmış olduk. Tabii grubumuzda diğer maçları göremedik ama onlara da daha sonra detaylı bakarız. Bence güzel bir başlangıç yaptık ilk yarıda Hong Kong'a karşı. İstediğimiz şekilde oynadı takımımız. İkinci yarıya aynı diziliş, aynı kadroyla başlamayı düşünüyorum. Başladık da zaten. Yaratıcı olun diyelim. Evet, bir gol daha mı? Harika. Haryadi çok güzel bir gol attı. 2-0 oldu. Hemen Endonezya halkı tabii geldiğimizin farkında. Artık onların da inançları var. Hong Kong'u affetmeyerek 3 oluyordu. Biz bu Dünya Kupası'nda varız demek için göreve geldik. Endonezya halkını hak ettiği sevinci yaşatacağız. Dakika 70 oldu. Aslında şu anda şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Forvet değişikliğine gidelim. Ben çünkü Komarudin'i çok merak ediyorum. Nasıl bir katkı sağlayacak? Onu çok gizli buldum. Çok havuzda hiç alakasız bir durumdaydı. Yani tesadüfen görüp daldım kadroya. Onun haricinde şu Zulfadini'yi biraz çıkaralım ya. Biraz çıkarmak nasıl oluyorsa. Evet, onu da çıkardık. Üçüncü değişikliği saklayalım. Yani belli mi olur? Bir sıkıntımız çıkar.
oyuncu almamız gerekir. Tempomuz da güzel. Hiç pozisyon vermedik. Ama iyi. Topu kaptık. Ne zaman böyle bir şey söylesem duran toptan mutlaka bir gol yiyoruz. Güzel ortaladık. Ah yine olmadı. Vallahi şahane oynadık. Şimdi Hong Kong diyor ki yani bu adamlar Endonezya mı İspanya mı belli değil diyorlar. Hak veriyorum yani. Haksız da değiller. Hoş. Antrenman yapmadık. Hazırlık maçı yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Ama takım sinerjisi böyle bir şey. Kaliteli ayaklar. Kimi çıkarabiliriz? Son değişikliğimizde bir forvet daha mı alsak? Aslında skoru korumaya gidelim. Bir defansif orta saha da alabiliriz. Şöyle yapalım. Li Pali'yi buraya çekelim. Burada oynayacak oyuncumuz yok. Üçlü orta saha yapsak. Üçüncü orta sahamız da yok. Biz en iyisi bir şey yapmayalım ya. Bu nasıl bir kötü kadro kurmuşuz. Bekadim'i alalım. Tamam, Bekadim oynasın orada. Orta saha eksikliğimiz var bizim. Çok fazla forvet almışız. Bunu fark edemedim. Yani şu an geride olsak veya orta sahamız kötü oynasa gerçekten çaresiz kalabilirdik. Doldurmuşuz forvetleri. Golü düşünmüşüz hep. Neyse bu maçı bu şekilde bitiriyoruz. Elemelere harika başladık. Ah 3-0 olmadı. 2-0'la elemeleri noktalıyoruz. Yani ilk maçı noktalıyoruz. Hocam bitir artık. 92, 93 oluyor. Tacı kullanırız, bitirirsin herhalde. Gol yemeyelim. 2-0 güzel bir başlangıç. İkinci maç için moralli olacağız. Kadrodaki tercihlerimiz güzel. Yani Hong Kong'a hiçbir şans tanımadan 2-0'la geçiyoruz. Toplu oynamak olsun, birçok istatistik olsun. 74 isabetli pas atmış Antra. Ya takım komple bütün olarak güzel oynadık. Şu şekilde 2-0'la. Hemen eleme grubumuza bakalım. Bizle beraber Japonya oynamış. Japonya ise Tayland'ı 1-0 yenmiş. Tayland'la çekişmeli bir maç olmuş sanırım aralarında. Maç istatistikleri diyelim. 13'e 7, 5'e 2. Evet yani çok zorlayamamış Tayland ama Japonya'da çok efektif oynamamış. Bakalım ikinci maçımızda kimle oynuyoruz? Of, Japonya ile. Japonya'dan puan alırsak bir hayli umutlu oluruz diyeceğim. Güzel başlangıç yaptık. Bütün takıma teşekkür ederiz. Şimdi bir sonraki maçımız ne zaman? 7 gün sonra Laos ile, işte aldığımız hazırlık maçı burada. Arada yapmış olacağız. Daha sonra Japonya ile bir ay sonra maçımız. Belki araya bir hazırlık maçı daha sıkıştırabiliriz. Oyuncuları denemiş oluruz. Birazcık taktiği belki değiştiririz duruma göre. Ondan sonra da Japonya maçıyla sizlerle olacağız. Hazırlık maçımızı oynadık. Japonya maçı öncesi oynamış olduğumuz Laos hazırlık maçında 4 tane atarak rakibimizi parça parça, lime lime, delik deşik ederek Japonya'ya bir gözdağı verdik. Gerçekten Japonya bundan eminim ki çok korkmuştur. Halkımızın bize güveni tam. Koşar adımla Dünya Kupası elemelerini geçeceğimizi ve Dünya Kupası'na gideceğimizin mesajları bunlar. Hemen golleri izleyelim. Kornerden gelen topa biraz da şans yardımıyla güzel bir gol attık. İkinci gol penaltıdan, ilk yarıyı bu şekilde kapattık. Uzun bir top. Yine güzel bir gol. Hariyadi harika oynadı bu maçta. Savunma arkası koşuları falan, açtığı ortalar süperdi yani. Vermansyah yine güzel bir gol atarak 4 golle Laos'u geçmemizi sağladı. Şimdi bundan sonra hazırlık maçımız yok. Bundan sonra eleme maçı olan Japonya ile oynayacağız. Japonya maçında ev sahibiyiz. Umarım Japonya'dan puan veya puanlar alırız ki grupta bir hayli iddialı konuma geliriz. Şimdi Endonezya-Japonya maçına geldik. Elemelerdeki ikinci maçımız artık
sen mi büyüksün Japonya yoksa Endonezya mı büyük maçına gelmiş olduk. Endonezya'daki ülke vatandaşları meydanlara televizyonları kurdu. Maçı izlemeye hazırlar. Biz de takımın başında hazırız. Sizler de ekran başında hazırsınız. O halde Japonya'ya karşı bakalım neler yapabileceğiz. Hep birlikte görelim, izleyelim. Maça başlayalım. Bu sefer kırmızılar olduğumuzu biliyorum. Formamızı formadan karıştırmıyorum ama nedense Asya ülkelerinin %90'ı iki forması var. Biri kırmızı, biri beyaz. Başka forma düşünememişler herhalde. Evet, Suzuki geliyor. Suzuki pası Daihatsu'ya mı verecek diye bir espri yaparken golü de yedik. Hangi otobüs otobüs terminalinde durmaz? İETT. Bilemedin. Deniz otobüsü. Santra'dan biraz sonrasında yediğimiz bu golle Japonya bizi 1-0 şu an için mağlup etmeye başladı. Kojima. Munemaru Kojima. Şimdi kapar mıyız? Kapamadık. Munemaru. Beklerimiz de çok zayıf. Bu arada oyuncu havuzundan fazla yararlanamıyoruz. Ki sakat oyuncumuz da var derken direği de sökecek derecede bir kafa vuruşuyla 13. dakikada 2-0 geriye düştük. Yani adamlar acımıyor arkadaşlar. Adamlar Japonya. Akıllı adamlar. Bize acımıyorlar. Böyle bir dayak şekli yok ya. Adam elini ateşe sokup yüzüme bastı ya. Yaratıcı olun diyelim. Belki bir şeyler üretiriz de. Gol falan atarız hani. Ama demek ki Tayland bunlara iyi dayandı. Çünkü 1-0 bitmesi ilginç. Biz şu anda hiç varlık gösteremiyoruz. Yani maçta var mıyız, yok muyuz? Öyle bir çimleri görüp bakıp ziyarete mi geldik belli değil. İkinci yarı birkaç dokunuşla belki maça ortak oluruz. Evet bakalım ikinci yarıda maça herhangi bir etki yapabilecek miyiz? Oyuncularımız dökülüyorlar. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Şurada bir 6-10 gördüm. 6-20'ymiş. Vikri sakat. Vikri'den yararlanamıyoruz. Yine bir atak geliyor derken kaptık topu çok güzel. Ver pasını artık. Yap. Hani bir tane gol atma şansımız olacaktı. Onu da yedin yani. Çiğ çiğ yedin. Sen görürsün. Bir dahaki maça yok sana kadro yüzü. Evet ikinci sarı kartı da mı yedik? Yok ilk sarı kartmış ama buradan gol yer miyiz? Yiyemedik. Direkt bizi korudu. Yine bir korner. Uzaklaştırsaydık keşke topu. Evet kaptık ama atağa çıkabilir miyiz? Yok çıkamadık. Güzel bir baskı yaptı Japonya. Uzaklaştıramıyoruz da topu. Kojima geliyor. Kojima. Hadi artık alın şu topu. Evet. Şimdi bir kontrayı yapalım. Spesovic hadi yaparsan sen yaparsın bu işi. Komaridin ne yapıyorsun? Kalecinin de ilerisindesin ya. Bal gibi offside'a yakalandın işte. Noguchi. Şimdi kaptık. Evet kaptığımız şu toplarla ani hücum. Çok güzel. At artık. At artık ya. At at. Niye atacaksın? Sonra işte Yılmaz Vural gibi niye adamı kovalıyorsun sahanın içinde? Bunu kovalamayayım da ne yapayım şimdi? Golcusunun üzerine doğru gitti. Bak adamın üstüne vuruyor. Ya biz Endonezya'yız. Kendinize gelin. Kaç tane fırsat yakalayabiliriz Japonya'ya karşı? Yakaladık 2-3 tane atamadınız işte. Neyse. Morali bozmayacağız. Bu maç bizim için tecrübelendik. Önümüzdeki maçlara bakacağız.
Evet arkadaşlar, yani oynadık, mağlup olduk. Bu kadar. Hazırsa başlayalım. Kısa bir konuşacağız. Tamam. Arkadaşlar oynadık ve mağlup olduk, yenildik. İyi akşamlar. Ya yapabileceğimiz bir şey yoktu. Gücümüz buydu. Ama takımdaki bazı arkadaşlar biraz fazla umursamazdı. Onların cezasını keseceğiz. Sıradaki maçımız Katar'la olacak. Evet, şimdi geldik Katar deplasmanına. Endonezya ile Japonya'ya yaşadığımız mağlubiyetin ardından bakalım Katar'dan puan alabilecek miyiz? Katar'da iyi başlayan, elemelere iyi başlayan takımlardan bir tanesi. Şimdi Katar'a karşı iyi başladık mı? 12 dakikada atak yapamadık, atak da vermedik. Rakibimiz önlem almazsak diyor. Tamam, önlem alalım. Yani Katar'da güçlü bir ekip bize göre. 6 şutları var. Bizim hiç şutumuz yok. İlk atağımız. İlk atakta golü biz bulsak bir kez keşke ama tabii ki de bulamadık. Şimdi bir güzel kontra yiyoruz. Yani adam bildiğin Katar'dan Endonezya'ya koşarak geldi. Kimse de durduramadı. İşler biraz kötüye gidiyor. Hiç atak yapamıyoruz. Dengeli diyelim. Güzel bir savunma. Penaltı. Penaltı hocam. Kim atıyor? Egi. Egi stoper değil mi? Neden Egi atıyor? Ama attı. Demek ki kaliteli bir ayağı var. Aa, Vikri'ymiş. Vikri'nin ne biçim yazıyor adı? Egi Maluna Vikri. Oyun içinde Egi yazdığı için pek çözemedim. Yeni yeni tanışıyoruz takımımla. O yüzden böyle aksaklıklar olabiliyor. Sürpriz bir gol attık Katar'a. İlk yarı gerçekten top yüzü görmesek de çok derin pozisyonlar da vermedik ama hiçbir şey yapamadık. Kalecimiz 7.10 ile oynuyor. Yani kaleci gerçekten bizi oyunda tuttuğunun göstergesi. Şimdi ikinci yarı için kadro değişikliğine gider miyiz? Kusnandar var. Şöyle bir tane ne koyalım? Ön libero koyalım ki rakibi biraz hani 1-0'ı korumaya çalışalım. Evet, bu şekilde ikinci yarıya başlayabiliriz. Skoru korumaya çalışarak. Buraya da daha azimli olun diyelim. Yani hiç umurlarında olmadı. Söylenenlerden ötürü baskı altında hissediyormuş beyefendi. Yani ne yapalım, ne diyelim size? Hariyadi kötü. Hariyadi'yi bence değiştirebiliriz dakika 67. Onun yerine İrfan'ı mı alsak? Vermansiyah'ı alacağım ya. Vermansiyah'ı aldık. Kanat. Evet, hücum olarak kalabilir. Devam edelim. Şu an güzel koruyoruz skoru. Bence buradan gol yesek bile bir puan daha iyi olur. Şimdi bir oyuncu daha değiştirelim. Hatta dakika 78. Son 10 dakika kaldı. Forvetimizi çıkaralım. Stoperi beşleyelim. Yani çılgın bir şekilde defans yapmaya devam edelim. Zaman geçiriyoruz. Disiplin oynuyoruz. Dağılımı koruyalım. Tempoyu düşürelim. Aşırı savunma yapalım beyler. Yani savunmanın da ötesine geçelim. Hatta keşke fırsatımız olsa da 12. kişiyi de alsak oyuna. Güzel, bu hatayı savuşturduk. Buradan hemen sakinleşin diyelim. Sakin kalıyoruz. Son 5 dakika. Başaracağız. Evet. Saçma sapan da zaman geçireceğiz diye top kaybı yapmayın. Çocuklar yapmayın. Evet. Son 5 dakika. Kaleci biraz zaman yeseydin. Yani direkt adamı attı ya. Eyvah. Yapma. Hala geliyorlar. Kafasına gözüne... Güzel. Bunu da savuşturduk. Son 2 dakika. 1 dakika. Hocam artı 4 ne ya? Bacağı mı koptu adamın? Artı 4 ne? Çıkar çıkar. Evet. Bunu da savuşturduk. Bitir hocam artık. Doldu. Hocam. 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 Vallahi çok geçti. Bitti hocam. Ne olur.
Hocam son bir dakika bitti. İşte bu kadar. Sevgili Endonezya halkı, tarih yazacağız demiştik. Katar'a karşı tarih yazdık. 2 şut, 1 gol, 17 şutları var ama geçit vermedik. Tabii kaleciye teşekkür edelim. Ülkeye döndüğü zaman biraz adama iyi bakın. 6 kurtarış yapmış. Evet, Katar'ı da yendik. Sanki çok takım yenmişiz gibi Katar'ı da yendik diyorum ki havalı olsun. Şimdi gruptaki durumumuz 3 maç sonunda 3. sıradayız. Gruptan çıkabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi bu sistem sanırım o kadar saçma ki sadece birinciler çıkıyor ya da ikinciler çıkabiliyor mu? Onu bir kurallardan bakacağım. Detaylı inceleyeceğim. Tayland maçı öncesinde de size söyleyeceğim. Şimdi geldik ilk maçların sonuncusu olan Tayland maçına. Kendi evimizde oynuyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim. Birinciler direkt çıkacak. İkinciler 8 grup olduğu için sadece 4 tanesi çıkacak. Yani 8 takımdan 8 tane ikinci olan takımdan en iyi dörtlü bir üst turda yer alacak. O yüzden birinci olamasak da Katar'la çekişip ikincilik için uğraşıp averajımız, puanımız, golümüz bunlar kıymetli olacak. Bakalım şimdi Tayland'la nasıl bir maç yapacağız? Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Umarım Tayland'ı kendi evimizde yeneriz. Güzel bir ortamı kaleci hakimiyeti sağladı. Şimdi Tayland atağa başlayacaktı. Kaleciye döndüler. Kırmızılar yine biziz. Tayland bir farklılık yapıp kırmızı veya beyaz forma değil de siyah formayla yer alıyor. Şu topu kapsak artık tehlikeli mi olacak yoksa bu atakları? Güzel. Şimdi bir atak şansı Gatra. Gatra'yı bu maç kadroya dahil ettim. Milli havuzdan. Bakalım o da etkili olacak mı sağ kanadımızda. Forvet'e Boğaz'la başladık. Vikri iyileşti. Sol kanatta Vikri'yi oynatıyoruz. Orta sahada yine Lestalu, Zülfiyendik, Kusnandar var. Defans hattımızın sağını değiştirdik. Lestusen'i oynatıyoruz. Stoper kendisi ama sağda da oynayabiliyor. Evet, şimdi güzel bir atak. Lestulu. Bu kim? Fakhruddin, Lestusen, hadi artık kaptırmayalım orada, tehlikeli, kontra yemeyelim. Evet, güzel bir top, hadi Vikri, Egi Vikri, işte bu Boğaz fırsatçılığını konuşturdu ve Kusnandar'ın asistiyle 1-0 öne geçiren golü attık. Şu anda işler biraz istediğimiz noktaya döndü sanırım. Canlı sonuçlarda 9 puana ulaşmış gözüküyoruz bu sonuçlarla. Japonya 2-0 yaptı Katar'a karşı. Japonya o maçı kaybetmeyecektir. Burada iki kilit şey olacak. Eğer ki biz Tayland'ı bu şekilde yener, yolumuza devam edersek. Gatra'yı çıkartıyorum. İrfan'ı alalım. Lesteluhu'yu çıkaralım. Onun yerine de çift forvete dönelim. Olabildiğince gol atalım. Madem Tayland'ı yakaladık, yaratıcı forvet olsun. Buradan da hücuma dönelim. Yani sonuçta biz Japonya'yı geçemeyeceğimiz için en iyi ikincilik için oynuyoruz. Yaratıcı olun diyelim. Ne kadar çok puan alırsak, ne kadar çok gol atarsak bizim için iyi olacak. Tabii şu an bu ataktan golü yemezsek güzel, kaptık topu. Ve Kadim, Lestusen, Fakhruddin. Güzel üçgenle çıktık oradan. Evet, Sefavic hemen indirdi topu. Baktim. Güzel paslaşıyoruz. Güzel de bir orta gelirse. Seken top, Vikri. Harika. Çok güzel bir zamanda ikinci golü de bulduk. Egi Vikri. Takımın yıldız adayı olan oyuncusu. Umarım Katar da gol yemeye devam eder. Tayland şimdi oyun kuruyor. Ama bu topu da kaptık. Zülfiyandi. Zülfiyandi'den Fatih Er.
Vikri. Vikri'den Boğaz. Çift forvete dönmemiz iyi oldu. Santrafor'un biri topu indirebiliyorken Boğaz'da kenarları açılabiliyor. İçeride de kalabalıklaşmış olduk. Rakibin bekleri veya kanatları çok üstüne oynayamadığı için bizim bekler de atağa katılıyor. Hele ki Vikri'yi tutamıyorlar. Gördüğünüz gibi ikinci sarı karttan kırmızı kartı da yediler. Yani şu an her şey istediğimiz gibi gayet güzel gidiyor. Ve bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Maçların yani elemenin ilk yarısı için sadece Japonya'ya boyun eğdik. Geri kalan maçlarda güzel sonuçlar aldık. Bir gol daha mı atarız? Evet, açalım oyunu Kanada. Güzel. Vikri tekrar. Vikri'nin güzel pası. Boğaz yetişemedi. Bu siyahlı hakem mi? Şurada bir siyahlı var. Hiç topla alakası yokmuş gibi. Onu sanki halı saha maçına çağırmışlar da abi adam eksik gel demişler. Adam resmen öyle oynuyor. Hiç umrunda değil. Takımı yeniliyor falan. Aman bana ne defans yapsaydınız der gibi. Geziyor ortalarda. Ama yine de güzel. Bizim için işimize yaradı. Hani ne defansa döneceğim. Kazanın topu atın bana falan. Dakika 85 oldu. Son oyuncu değişikliğimizi de yapalım. Pranada'yı alalım. Ve son değişikliğimizi de yapalım. Rakip zaten 10 kişi. Taktik değişikliğine gerek yok. Burada güzel bir savaş var. Fatiher kazandı. Zulfendi çok iyi yere top. Lestusen içeriye ortalar mı? Ortaladı. İndirdi Egi. Hadi Vikri at o golü de. Ah, 10 numaramız Vikri. Bu golü kaçırdı. Korneri göstermedi. Son 4 dakika artık. Paslaşıyoruz. Süreyi eritiyoruz. 3. gol için denememiz olacak mı? Vikri yine harika çalımladı. Çok çabuk süratleniyor Vikri. Pranada Lestusen muhteşem bir gol. Lestusen bu arada sağ bek oynatıyoruz ama kendisi asıl mevkisi stoper. Fakat sağ bekte de oynuyor. O yüzden onu orada yararlandık bu maç. Hemen farkını gösterdi. Bu da bizim farkımız. Yani sonuçta Endonezya'ya geldiğimiz boş bir hoca olmadığımızı Endonezya halkına bu hamlelerle gösteriyoruz. Endonezya halkı için tarih yazmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Evet, gruptaki halimize bakalım. Halimiz içler acısı mı yoksa ne durumdayız? Japonya 12 puan 4'te 4. Hepimizi üst üste koyup yenmiş yani. Hepimizi bir anda yenmiş. Hiç acımamış. Yılmaz Vural'ın bir demeci var. Aynı onun gibi olmuş. Kendilerine saygı duyuyoruz. Umarım ikinci maç birazcık bize tolerans tanırlar. Biz ise ikinci sıradayız. Endonezya olarak 6 gol atıp 2 gol yedik. Katar 2 galibiyeti var 6 puanla. Tayland 1 galibiyet 3 puan. Hong Kong ise içler acısı. Yani ülkesine nasıl dönecekler bilmiyorum. Yarıda bırakıp dönseler onlar için daha iyi olur. Tüm gruplara bakalım. İkincilerde kaçar puan var? Mesela 5 puan. Bu ikinci bizim arkamızda. Tacikistan 6 puan bizim arkamızda. Özbekistan 7 puan bizim arkamızda. Türkmenistan 7 puan bizim arkamızda. Filipinler önümüzde artı 1. Lübnan arkamızda. Yani şu an en iyi ikinciler içerisindeyiz. Bir burada 9 var 2 bir de biz varız 3. Yani biz her türlü şu sonuçlarla 8 takımdan 4'ü ilk 4 arasına giriyoruz. En iyi ikinciler için. Eğer ki ikinci maçlarda da bu performansı sergilersek Dünya Kupası hayırlı olsun. Tabii ki hayırlı olsun derken katılmak hayırlı olsun. Endonezya ile bence ilk etap için tarih yazmaya devam ediyoruz. Üçüncü bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Beğendiyseniz, eksik gördüyseniz veya ilave etmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtin. Üçüncü videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.